Haber Merkezi'nden mutlu günler, gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel tek aday olduğu 13. Olağanüstü Ulusal Birlik Partisi kurultayında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ilan edildi. Fahri Sucuoğlu'nun istifası üzerine toplanan kurultayda genel başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini ileten Üstel, sizlere layık olmak için ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla, siz değerli üyelerimizle bu yolu yürüyeceğiz. Sizlere layık olmak için elimden gelen çabayı göstereceğim dedi. Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceğine de işaret ederek biz iş yapacağız, onlar konuşacak vurgusu yaptı. Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la uyumlu şekilde hareket edeceğini de söyledi. Olağanüstü kurultayı yapıldı. Yakında Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 11'de başlayan kurultayda ilk olarak divan oluşturuldu. Divan başkanlığına İlker Edip getirildi. Kurultay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kurultayın açılışında konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 50 yıl süren Kıbrıs müzakerelerinde CTP'ye tek ses olma çağrısı yaparak, egemen eşitlik temelinde müzakere masasında devlete sahip çıkma zamanı geldiğini söyledi. UBP'nin ülkenin asla sönmeyecek güneşi olduğunu ifade eden Hasipoğlu, halkın kendilerine bir devlet, bayrak ve şehit kanlarıyla sulanmış toprak emanet ettiğini anlattı. Hasipoğlu bugün başbakan olarak ateşten gömleği giyen Üstel'e birlik, bütünlük ve icraatı yapacağı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Faiz Sucuoğlu'na da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tıkanan süreçte hiçbir şekilde mevki peşinde olmadı dedi. Ulusal Birlik Partisi bu ülkeyi aydınlatan güneştir. Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin asla sönmeyecek güneşidir. Ulusal Birlik Partisi var oldukça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aydınlanmaya devam edecektir. Halkımız bize bir bayrak emanet etti. Halkımız bize bir devlet emanet etti. Halkımız bize şehit kanlarıyla dolu vatan topraklarını emanet etti. Sahip çıkacak mısınız? Halkımız bize özgürlüğümüzü, halkımız bize egemenliğini, halkımız bize eşitliğini, halkımız bize güvenliğini, ana vatanın garantörlüğünde güvenliğini emanet ettiği. Ana vatanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kurultaya katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da büyük bir zafer kazanarak Cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayarak bunu da UBP sayesinde başardığını kaydetti. UBP'yi bir arada tutmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Tatar, konumu gereği tarafsız olduğunu ancak gönlünün nerede olduğunu herkesin bildiğini ve milli davadan yana olduğunu belirtti. Türkiye ve Anadolu sevgisini de dile getiren Cumhurbaşkanı, anavatanla birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik sıkıntılar sonucu ülkenin zor günlerden geçtiğini de anımsatan Tatar, başbakan ve ekibine gayretleri için teşekkür etti. Belediyeler reformunu da değerlendiren Tatar, bununla ilgili eleştirileri doğru bulmadığını söyledi. Zor yollardan geçtik. Zor yolları yürümeye devam ediyoruz. Ama biz bunları gerçekten inanarak yapıyoruz. Onun için mutlaka başaracağız. Biz başaracağız. Başarmak zorundasınız. Ülkenin menfaati için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geleceği için başarmak zorundasınız. Onun için bütün bu çalışmaların selamete uğraması için hayırlısıyla inşallah bu kurultay burada bugün tamamlanacak. Ve ondan sonraki süreçte ne gerekirse akıl yoluyla yapılacak. Benim görevim vatanımı, milletimi savunabilmektir. Onun için şu anda New York'a hazırlık yapıyorum. Benim ekibimle birlikte Türkiye ile istişare içerisinde New York'a hazırlık yapıyorum. İnşallah ayın 13'ünde meclise gidip meclise bilgi vereceğim. Saygı itibariyle elbette sizlerle her zaman beraberim. Sizlerle düşüncelerimizi, gelişmeleri paylaşıyoruz ama Yüce Meclis'e de gidip bilgi vereceğiz ve ondan sonra New York'a gideceğiz. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğini aldıklarına ve bölgenin en güçlü ülkesiyle beraber adım atılmasıyla Kıbrıs'ta yeni bir sayfa, bir dönem açıldığını, bu desteğin kendisi için büyük bir bahtiyarlık unsuru olduğunu anlattı. Doğu Akdeniz'deki yeni siyaset, sondaj gemilerinin faaliyetleri ve
ve Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin örtüşen görüşleriyle yola devam edeceklerini de ifade eden Tatar, ülkedeki tüm kesimlerin bu konuda tek ses olması gerektiğini söyledi. CTP'ye eleştirilerde bulundu. Evet sayın seyirciler, biliyorsunuz BRT ekranlarından sizlere kurultay süreciyle ilgili an be an canlı yayınla ve bağlantılarla ayrıntılı bilgiler aktardık. Ve tekrar etmek istiyorum, Başbakan Ünal Üstel tek aday olduğu 13. Olağanüstü Ulusal Birlik Partisi kurultayında Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ilan edildi. Sucuoğlu'nun istifası üzerine toplanan kurultayda genel başkan ilan edilmesinin ardından eşiyle birlikte kürsüye çıkarak teşekkürlerini iletti ve ülke için, Ulusal Birlik Partisi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bu arada biliyorsunuz Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu etkinlikte tabii ki Cumhurbaşkanı Tatar'ın da mesajları oldu ve bu mesajlara ilişkin paylaşımları da sizlerle birlikte az önceki haberin içerisinde paylaştık. Bu arada tabii ki Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarıyla ilgili detaylar da sizlerle birlikte olacak. Üstel ekip arkadaşlarıyla birlikte bu zorlu yolda yürüyeceklerini ve layık olmak için elden gelen çabayı göstereceklerini ifade ederek Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Tatar'a tam destek olarak yola devam edeceklerini söyledi. Ve bununla ilgili detaylı bilgiler görüntüleriyle birlikte şu anda ekranlarınızda olacak. Bunların ardından tek aday Başbakan Ünal Üstel, divan tarafından UBP Genel Başkanı olarak ilan edildi. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel teşekkür konuşmasını yapmak için alkışlarla kürsüye çıktı. Ulusal Birlik Partisi değerli üyelerimiz, bugün 13. Olağanüstü Kurultay'da divan olarak bize yapılan tek müracaat Sayın Başbakan Ünal Üstel olmuştur. Biz divan olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucu aldığımız evrakları inceledik. Ve Sayın Ünal Üstel'i, Sayın Başbakan'ı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak ilan ediyoruz. Hayırlısı olsun. Üstel, ekip arkadaşlarıyla birlikte bu zorlu yolda yürüyeceklerini ve layık olmak için elden gelen çabayı göstereceklerini ifade ederek, Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı Tatar'a tam destek olarak yola devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanının seçimlerinden sonra yine aynı coşkuyla genel seçimlere gittik. Sizler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı bizi sandıktan 24 milletvekiliyle çıkarttı ve bizlere hükümet etme görevi verdi. Bu hükümet etme görevi döneminde zor bir dönem. Ama bu zor dönemde Ulusal Birlik Partisi zor dönem deyip görevden kaçmaz. Bazı kesimlerin elini taşın altına koymaya cesaret edemediğini de söyleyen Üstel, biz iş yapacağız, onlar konuşacak dedi. Üstel, aynı tutumun Kıbrıs konusunda da yaşandığını, federasyonda ısrarcı olunduğunu, bunun amacının da Kıbrıs Türk'ünü Rum'a yama yapmak olduğunu kaydetti. Üstel, UBP'nin buna karşı olduğunu, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yeni vizyonunun iki egemen devlet esasını ortaya koyduğunu ve kendilerinin bu yolda yürümekte kararlı olduklarını da vurguladı. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da parti başkanlarıyla istişare içerisinde Ulusal Birlik Partisi'ni zaferden zafere taşımak için kollarımızı sıvadık. Ülkemizdeki insanımızın rahatı, ferahı için ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokollerin arkasında duracağız. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Üstel, ülkede 2007'den bu yana devam eden sorunlar olduğunu ifade ederek köklü reformlar yapılamadığını, bu reformların gerçekleşmesi için Mart'ta çalışmaya başladıklarını ve muhalefete de işbirliği çağrısı yaptıklarını ancak bunun başarılamadığını anımsattı.
Belediyeler reformu yapılmasına karşı çıkan kesimlerin kendilerine ağır eleştirilerde bulunduğunu da ifade eden Üstel, Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygısı olduğunu, ancak belediyelerin nasıl birleştirileceği kriterlerinin ancak Ağustos'ta ortaya çıktığını, ülkedeki kaosun sorumlusunun kendileri olmadığını kaydetti. Pazartesi günü ilgili tüm kesimlerle çalışmalara başlanacağını ifade eden Başbakan Üstel, bir haftalık çalışmayla bu işi neticelendireceklerini söyledi. Üstel, partinin kendine verdiği bu görevle ateşten gömleği giydiğini, anavatan Türkiye ile işbirliği içinde bu yolda yürümeye devam edeceğini, ekonominin düzelmesi için çalışmalara devam edeceklerini de vurguladı. Bunun UBP'nin ilk tek adaylı kurultayı olmadığını da anımsatan Üstel, bütün yollar, limanlar, asrın projesi, turizm, eğitim adası olmamız UBP'nin eseridir ifadelerini kullandı. CTP ve HP'ye eleştirilerde bulunan Üstel, muhalefet partilerin eleştiri yapmadan önce kendilerine bakması gerektiğini söyledi. Yerel seçimlerin UBP için önemli olduğunu, bu seçimlerden de tam başarıyla çıkılması gerektiğini ifade eden Üstel, geçmişteki dargınlıkları bir tarafa bırakarak kenetlenme zamanı geldiğini belirtti. Yetkili organlarla yerel seçim adaylarını belirleyerek en güçlü isimlerle seçime gideceklerini ve tümünü de kazanmaları gerektiğini kaydeden Üstel, UBP'nin bir olarak tüm seçimleri kazanacağını söyledi. UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel'in konuşmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Sayın seyirciler, ilk ve orta dereceli okullar bu hafta dersi başı yapacak. İlk öğretim dairesine bağlı okullar 13 Eylül'de, orta dereceli okullar da 14 Eylül'de açılacak. ...2022-2023 eğitim öğretim yılı salı günü ilk öğretim dairesine bağlı okulların açılmasıyla başlıyor. Orta dereceli okullarsa çarşamba günü açılacak. 1-15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak yarı yıl tatilinin ardından 16 Şubat 2023 Perşembe günü 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi açılacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü ise karne ve tamamlama belgeleri dağılacak ve eğitim yılı sona erecek. Kolejlere giriş birinci basamak sınavı 28 Ocak 2023 Cumartesi, ikinci basamak sınavı ise 10 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak. İlk öğretim dairesine bağlı 111 kamu, 16 özel okul olmak üzere toplam 127 okulda yaklaşık 25 bin öğrencinin öğrenim görmesi bekleniyor. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak. 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvurularının alınması ise 26 Haziran 6 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. 7 Temmuz 2023 Cuma günü de meslek liseleri 9. sınıflarına yerleşenler açıklanacak. Yeni ders yılında genel orta öğretim dairesine bağlı 37 kamu, 12 özel okul olmak üzere toplam 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi, mesleki teknik öğretim dairesine bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisiyle, Taner Akçan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5800 öğretmen görev yapıyor. Sayın seyirciler, polis trafik müdürlüğü okulların açılmasıyla trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Yapılan açıklamada trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü de gerekli önlemleri almıştır denildi. Trafik Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda bu hafta 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına başlanacağına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Trafik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada okulların açılmasıyla yoğun olan trafik akışı, okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağı belirtildi. Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmeliyiz denilen açıklamada, çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken araç yoğunluğu olacağından okul giriş çıkış kapıları önüne araçlarımızı park edip yığılmalara sebep olunmamalı ve trafikte çocuklarımızın hayatını tehlikeye atacak sürüşler yapılmamalıdır ifadesi kullanıldı.
Sürücülerin özellikle okulların bulunduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden dikkatsizce yola atılabileceğini düşünmesi gerektiği kaydedilen açıklamada sürat yapmadan araç kullanılması istendi. Açıklamada öğretmenlerimiz çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kurallarıyla ilgili bilgileri onlara özenle aktarmalıdır. Öğretmenlerin vereceği bilgiler öğrencilerin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır ifadelerine de yer verildi. Trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanacak üzücü olayların önlenebileceği hatırlatılan açıklamada huzurlu, güvenli ve kazasız bir eğitim yılı beklentisi dile getirildi. Şehit İbrahim Mehmet Goçino ölümünden 48 yıl sonra Lefkoşa'daki yeni şehitliğe defnediliyor. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ın güneyindeki Piskobu köyünde şehit edilen Goçino için yarın askeri tören düzenlenecek. Şehit İbrahim Mehmet Goçino yarın askeri törenle toprağa veriliyor. Kıbrıs'ın güneyindeki Piskobu köyünde 20 Temmuz 1974'te şehit edilen ve bu köydeki Kıbrıs Türk Mezarlığı'nda yapılan kazı çalışmaları sonucu kimlik tespiti tamamlanan Şehit İbrahim Mehmet Goçino'nun naaşı yarın düzenlenecek askeri törenle Lefkoşa kabristanlığındaki yeni şehitliğe defnedilecek. Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Goçino için saat 11'de Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde tören düzenlenecek. Törende ailenin konuşmasının ardından cenaze namazı kılınacak ve defin yerine intikal edilecek. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehit tabutundaki bayrak aileye teslim edilecek ve defin işlemine geçilecek. Öte yandan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'nin açıklamasına göre 1952 yılında eski adı Piskobu olan Yalova'da dünyaya gelen İbrahim Mehmet Goçino Gürsoy İngiliz üslerinde çalışıyordu. 20 Temmuz 1974'te Piskobu çarpışmaları esnasında Kıbrıs Rum askerleri tarafından şehit edildikten sonra köydeki Kıbrıslı Türk mezarlığına defnedilen ve 2018 yılında ailesinin bilgisiyle mezarında yapılan kazıda kemikleri tespit edilerek DNA testleriyle kimliği belirlenen İbrahim Mehmet Goçino Gürsoy ölümünden 48 yıl sonra Lefkoşa'da şehitlikte defnedilecek. BRT müdürlüğü de yapan eski bakanlardan İsmet Kotak aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu. Kotak yarın mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak. Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde önemli hizmetlere bulunan eski BRT müdürlerinden ve eski bakanlardan İsmet Kotak'ın bugün 11. ölüm yıl dönümü. İsmet Kotak yarın Lefkoşa kabristanlığındaki kabri başında saat 9.30'da düzenlenecek törenle anılacak. İsmet Kotak'ın ölüm yıl dönümü çerçevesinde Kotak'ın yaşam öyküsünü konu alan sanal sergi de hazırlandı. Sergiye www.ismetkotak.com adresinden ulaşılabilecek. Ve gün ortası dış gelişmelerle devam ediyor. Yunanistan sahil güvenlik birimleri Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı Anatolian isimli gemiye taciz ateşi açtı. Türkiye olayı protesto etti, derhal araştırılması ve izahat talebinde bulundu. Türkiye Yunan sahil güvenliğinin taciz ateşini protesto etti. Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyreden Roro gemisine taciz ateşi açmasının ardından Türkiye Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ve izahat verilmesi talebinde bulundu. Diplomatik kaynaklardan verilen bilgiye göre dün saat 13.27'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyreden Komorlar bayraklı Anatolian isimli Roro gemisine iki Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılırken bölgeye Türk sahil güvenlik botlarının gitmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti. Diplomatik kaynaklar uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinde operasyonların tamamen durdurulduğu açıklandı. Böylelikle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük 9. nükleer santralinde üretim tam anlamıyla sonlandırılmış oldu. 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilen santralin çevresinde hali hazırda topçu saldırıları yaşanıyor. İki ülke bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor. Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çalışan son reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle tüm bağlantılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğüne işaret edildi. Santralin Ukrayna şebekesiyle bir bağlantısının gece tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, böylelikle santrale elektrik verilebildi ve santralde çalışan tek reaktörün faaliyetinin durdurulmasına ve en güvenlisi olan soğuk durdurma durumuna geçilmesine karar verildi ifadesi yer aldı. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör ve 5700 megawatt saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini sağlıyor. Santral 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Hali hazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor. Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi kurulması için tarafların anlaşması gerektiğini açıkladı. Çin ile Tayvan arasında gerilim tırmanıyor. Tayvan Savunma Bakanlığı ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, bir askeri drone ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü duyurdu. Tayvan, Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin Hava Kuvvetleri'ne ait toplam 43 uçağın ve Çin donanmasına ait 9 geminin Tayvan Boğazı'nın orta çizgisinin doğusuna geçtiği bildirildi. Açıklamada Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nin durumu yakından takip ettikleri ve bu faaliyetlere uçak, donanma gemisi ve karada konuşlu füzelerle yanıt verdiği ifade edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda Çin'in hemen her gün havadan ve zaman zaman da denizden çizginin doğusuna geçtiği bildiriliyor. Açıklamaya göre 9 Eylül'de Çin'e ait 12 uçak ve 5 gemi, 8 Eylül'de 45 uçak ve 7 gemi, 7 Eylül'de ise 12 uçak ve 5 gemi orta çizginin doğusuna geçti, Tayvan Silahlı Kuvvetleri'nce takip edildi ve yanıt verildi. Orta çizgi doğuda Tayvan Adası'yla batıda Çin anakarası arasında görünmez bir gayri resmi sınır olarak kabul ediliyor. Çin, Tayvan'ı tehdit etmek amacıyla sıklıkla bu çizgiyi denizden ve havadan ihlal ediyor. Tayvan yönetimi Çin Silahlı Kuvvetleri'nin topraklarına girmesi halinde meşru müdafaa ve karşı saldırı hakkını kullanacağını bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz ay Tayvan Adası'na yaptığı ziyarete öfkelenen Çin, bölgede bugüne kadarki en büyük askeri tatbikatını yürütmüştü. Tatbikatı sonlandırdıktan sonra bu kez de Tayland'la bir ortak tatbikat yapan Çin, Tayvan'a yönelik baskı yapmaya devam ediyor. Şimdi yeniden ülkemize dönelim. Polis asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor. Dün gece Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele'de de eş zamanlı denetimler yapıldı. Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün 22 saatler arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Polis basın subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lefkoşa ve Gazi Mağusa'da kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 3245 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 740 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Çeşitli suçlardan dolayı 35 araç ise trafikten men edildi. 3 araç sürücüsü tutuklandı. Denetimlerde ayrıca ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 10 kişi tutuklandı. Girne'de araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 3 araç sürücüsüyle müzik yayın iznine riayet etmediği tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Güzelyurt'ta araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 2 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken aracında kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsü de tutuklandı. Sayın seyirciler, sanatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor. Festivalde son olarak çocuklara özel bir oyun sahnelendi. İzmir Şehir Tiyatroları'nın Robinson Dans Öğreniyor isimli oyunu çocukları hem güldürdü hem de düşündürdü. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin sunduğu 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali çocuklara özel bir oyunla devam etti. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İzmir Şehir Tiyatroları'nın Robinson Dans Öğreniyor oyunu salonu dolduran çocukları hem güldürdü hem de verdiği mesajlarla düşündürdü. Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde yer alan ve 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin 4. oyunu olan Robinson Dans Öğreniyor, Robinson Crusoe ve Cuma'nın efsanevi hikayesine farklı bir bakış getiriyor. İzmir Şehir Tiyatroları'nın ilk çocuk oyununun yönetmenliğini Hatice Altan yaparken, oyuncu kadrosunda Ozan Çolak, Efe Çetinel, Işıl Keskin Peynirce, Devrim Karakoyun, Ercan Erdil yer aldı. 23 Eylül'de sona erecek olan festival 14 Eylül'de sahnelenecek Tavşan Tavşanoğlu oyunuyla devam edecek. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Gün boyunca gün ortasına kadar sizlerle birlikte gündemi takip ettik. Yeniden buluşuncaya kadar mutlu günler, mutlu hafta sonları. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 37, Girne'de 33, Alevkayası'nda 32, Güzelyurt'ta 36, Gazi Moğsa'da 34, Lefke'de 30, Yeni Erenköy'de 32, İskele'de 36 derece dolayında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 21, Girne'de 25, Alevkayası'nda 22, Güzelyurt'ta 21, Gazi Mausa'da 23, Lefke'de 25, Yeni Erenköy'de 25, İskele'de ise 21 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne ve Alevkayası'nda 33, Güzelyurt'ta 35, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 30, Yeni Erenköy'de 34 ve İskele'de 35 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, rüzgar güney ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolayında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması bekleniyor. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.